Zehra. Feriha, konuşmamız lazım. Feriha, lütfen. Konuşmak istemiyorum. Feriha, lütfen. Emir, saçmalama. Feriha, lütfen. Konuşmak dedim. İstemiyorum dedim. Sarrafoğlu. Çık sınıfından. Senin ikinci sınıfta olduğunu hiç sanmıyorum. Hadi çık. Ne diyorsun lan sen? Emir yapma, cezalısın zaten. Feriha, sen karışma istersen. Emir! Haberim yoktu. Bilmiyordum. Ben de buna nasıl izin verdim bilmiyorum Feriha. Nasıl her seferinde başa sarıyorum ben? Senin ne olduğunu bile bile, seni her gördüğümde yine nasıl başa sarıyorum? Lanet olsun be! Gösteri bitti. Ben Levent Seymen. Bu dönem yönetim stratejileri dersinde beraber olacağız. Emir, ne işin var senin burada? Uzaklaştırma bitti mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bir ömür. Ne çok şey düşünür insan, bilir misin? Hele o karanlık madenlerde. Oralar hasta etti şimdi seni böyle işte. Ama ekmeğimi de o madenler verdi. İşçilikten patronluğa, bir aile verdi, kızımı verdi, Zehra'mı, her şeyimi verdi. Yine de borcumu ödeyemedim. Ne borç? Borçluyum ben Zehra. Her sabah o yükle kalkıyorum. Her gece o yükle uyuyorum. Buraya onun için geldim Zehra. Gönül borcumu ödeyemeyeceğimi bile bile. Bana bir borcun yok Hasan.
Zehra. Borcum var. Çocuk Zehra'ya. Genç Hasan'a. Borcum var Zehra. Ben o gün madene inmeseydim, ben alsaydım. Böyle konuşma. Artık bir ömür geçti. Bir hayat. Senin boyunca kızın var. Benim boyunca evlatlarım var. O günü konuşacak gün değil bugün artık. Bir hayat geçti diyorsun. Bir ömür. Sen hiç aklından geçirmedin mi beni? Hiç mi merak etmedin? Nerede bu Hasan? Beni özlemedi mi? Bu koca, koskoca dünyaya nasıl sığdı demedin mi? Demedim. Sen borçlu değil misin Zehra? Sen de kırdın o çocuk Zehra'yı. Sen de kıydın Hasan'a. Hoca diye karşıma çıktı ya. Ya tamam Emir, bir sakin ol ya. Nasıl sakin olayım oğlum? Adamı öldürüyordum lan ben aralarında bir şey var diye. Ne diyorsun oğlum sen? Ne öldürmesi ya? Aralarında bir şey var ne demek? Benim burada ne işim var ya? Ya dur, ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol ya. Okul avucu oğlum Şerif'le kavga mı edeceksin? Emir, bana bak. Emir bana bak. Uzaklaştırmadasın zaten, akıllı ol. Geç otur şöyle. Geç otur. Anlat şimdi ne oluyor? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Şaşırdığının farkındayım. Gerçekten mi? Zeus. Ne? Boş ver, ben sana daha sonra anlatırım. Sen in aşağıya. Tamam. Bak, diplomalarımı aldım. Okuluna geldim. Ve benden bir dönem faydalanmalarını istedim. Siz delirdiniz mi? Nasıl olur bu? Biz de denizde doğmadık herhalde. İstediğim hayat seçene kadar... benim de başkalarının istediği hayatı yaşamak zorunda olduğum bir dönem olmuştu. Şimdi işe yaradı. Buradayım. Ben buraya nasıl geldiğinizi sormuyorum. Niye buradasınız? Neden? Ne dememi istiyorsun? Heyecan yaşamak için mi geldin buraya? Siz hayatımda tanıdığım en bencil insansınız. Hastalık derecesinde bencil. Merhaba. Merhaba. Sizi hatırlıyorum. Hande. Genelde akılda kalırım. Ben de sizi hatırlıyorum. Dün Feriha'nın sahte teknesinin sahte kaptanıydınız. Bugün ise okuldasınız. İlginç bir gelişme. Son senen mi? Son senem. Bölüm? İşletme. Görüşeceğiz. Görüşümüze konuşacak mıyız?
konuşmaktan ve dinlemekten hoşlanmadığını söylemiştiniz. Bakacağız. Bir ömür daha olsa ne olurdu sanki? Sen hala küskünsün baba ocağınla. Barış o topraklarla Zehra. Barış. Ben artık hep oralarda olacağım. Artık küskünlüğü de bitireceğim. Sen de barış. Orası buluşturdu bizi. Orası ayırdı ama bir orası şahitti be Zehra'm. Taşı, toprağı, kurdu kuşu şahitti. Hasan'la Zehra'nın yarım kalan sevdasına. Hasan. Hoşça kal. Gitti. 45.000 dolar kanat taktı, uçtu gitti. Aptal. O kadar oyalanacağına sessiz sedasız satıverecektik, şimdiye çoktan yırttıydık. Mani tamam. E ne yapayım, bir hata yaptım işte. Ben nereden bileyim o oğlanın anasının gidip de yüzüğü satmaya kalkacağını? Salak. Zenginler nasıl zengin oluyor zannediyorsun? Senin benim hayatımı kurtaracak 3 kuruş onlar değer veriyorlar. Ya biz ne yapıyoruz? Avcumuzun içindeki fırsatı kendi ellerimizle denize fırlatıyoruz. Şimdi ne yapacağız? E ne yapacağız? Burada kalacağız tabii ki. Ha iyi. Başımızı sokacak bir deliğimiz var yani. Aman. Daha iyi bir planın var mı? Hı? Kız neyimize güvenip kalacağız? Karnındaki olmayan çocuğa mı? Ya Ferihan'ınkini tepesi atar da bütün yaptıklarını açığa çıkarırsa? Ne olacak o zaman? Ne yapacağız? Sen hiç korkma. Hiç öyle bir şey olmayacak. Hem ben sana söyleyeyim mi? Haciz maciz olayı da hikaye. Bu çocuk hala kolluyor Feriha'yı. Zaten bunların Mehmet'le babadan ödleri kopmuyor mu? Bu ana kız var ya hala benim dilimin ucuna mahkumlar ala. Ay bir rahatladım, bir rahatladım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Feriha bir dolaplar çeviriyor. Ben bunları duydum mu geçen gün konuşurken? Vallahi pek anlamadım ama... Bu böyle yok Cansu Mansu dedi. Ben birinin hayatını çaldım falan dedi. Kız tabii bismillah, o ne demek? Ne bileyim anlamadım ama sen gör bak ben hepsini çözeceğim. Bir bir ortaya çıkaracağım. Tamam anne. Ben sofrayı kuruyorum yavaş yavaş. Tamam geçmiş olsun da benim için de. Hadi. Annemler Gülfide ablalarda mı? Ha. Ufaklık hastaymış, onun başında duruyor işte. Seher, topla şu bacaklarını. Ay Mehmet, rahat ediyorum böyle. Babamlar ayıp oldu. Tamam. Mehmet, çöpe çık oğlum. Ya baba, Feriha çıksın ya. Sabahtan beri ayaktayım. Mehmet. Bana tekrar ettirme. Çöpe çık dedim. Ya şimdi o herifle. Mehmet.
Cansu abla ne zaman odasından çıkacak? Üstüne gitmeyelim hayatım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sushi. En sevdiğimiz hafif oluyor. İlginç. Bu evde gerçekten yemek pişmiyor. Sen devam et hayatım. Ayfer Hanım, ben de tam kendime kahve yapacaktım. Bana eşlik etmek ister misiniz? Olur. Lütfen kızımın yanında tavırlarınıza dikkat edin. Haklısınız. Kızınıza gösterdiğiniz hassasiyeti Cansu'ya karşı da göstermenizi beklerdim. Cansu'yla ilgilenmediğimi düşünüyorsunuz. İlgilenmediğinizi görüyorum Sanem Hanım. İnanın bana, bunu yaşadığınız acıya vermek istiyorum. Ama siz sadece Cansu'yla değil, kızınızla, evinizle de ilgilenmiyorsunuz. İşte bu çok haddini aşan bir saldırı oldu. Bakın, size somut bir örnek vereyim. Buzdolabı neredeyse boş. İçinde hazır yiyecekten başka bir şey yok. İki genç kızın yaşadığı bir ev için korkunç bir manzara. Ayrıca çalışan bir kadın da değilsiniz. Bu çok anlamsız. Kızlar dışarıdan yemeği seviyor. Haldun da severdi. Ama bu çok komik. Yani başka hiçbir şey bulamadınız ve beni buzdolabınla eleştiriyorsunuz. İçiniz rahat olsun. Çünkü bir yardımcı tutacağım. Kızınız mutluysa tutmayın. Çünkü ben Cansu'yu yanıma alacağım. Kusura bakmayın, ben Mehmet'i beklemedim ama ya biliyorsunuz iki canlıyım ya. Afiyet olsun kızım. Feriha, anneni bir ara bakalım. Gül fidanlarda mı yiyecekmiş? Aramayın dedi baba. Uyuyormuş çocuk. O arar bizi herhalde. Bak, uzaklaştırma bitene kadar okulu aramak yok, tamam mı? Tamam mı? Lan. Bak arkadaşım, benim senin hiçbir derdin yok, tamam mı? Sen bu herifi tanıyor musun? Ne oluyoruz oğlum? Emir dur, dur sen bir dakika. Karışma. Ne oluyor lan burada? Ne ayaksınız oğlum siz? Tamam, sakin olun. Nereden tanışıyorsunuz lan siz? Ne oluyoruz lan? Dur. Lan yürüyünüz kapımın önünde bağırıp durma. Tamam be, dur be, dur, sakin ol, tamam. Tamam be. Ya yeter, tamam. Tamam, bir durun. Gel. Ya bir durun, sakin olun ya. Tamam, bir durun. Sen Feriha'yı tanıyorsun. Bu adamı tanıyorsun. Kardeşimi tanıyor musun lan? Ya bas git buradan. Tamam be, tamam. Tamam, tamam. Rıza Bey, ayıp ama ayıp. Oğlunuz yukarıda çöp toplayacağını apartmanı başımıza yıkıyor. Ne oluyor ya? Bir dakika, birader sakin ol. Tamam, yanlış anlamışsın belli ki zaten. Tamam, tamam. Dur, tamam, dur. Dur be, dur. Sakin ol, tamam. Tamam, tamam. Ne oluyor burada? Baba, hatırlıyor musun bu herifi? Abi siz yanlış anlamışsınız galiba önceden. Gel buraya. Tanıyor musun bunu? Tanıyor musun bu herifi? He? Lan bıraksana. Hey, tamam tamam, sakin ol. Tamam. Ne oluyor oğlum, manyak mısın? Yeter, tamam, yeter, yeter dedim. Tamam, sakin yeter. Be, yeter. Yeter, yeter dedim, yeter. Hadi gir içeri. Görmüyor musun? Aşağı. Yeter. İkiniz de aşağı. Nereden açtım bu kapıyı ben ya?
Oğlum nereden tanıyor lan bu adam seni? Sence? Dergiden tanıyor. Dergiden? Benim aşağıyım ben. Ya dur bir dakika, ne yapıyorsun, dur. Oğlum bilmiyorsun, Feriha'yı dövüyorlar ya. Ya dur, tamam dur. Bak inan bana daha kötü olur. Ne yapacağım peki? Sabaha kadar oturup bekleyecek miyim ne yapıyorlar diye? Beraber bekleyelim kardeşim. Ya o herifler birbirini tanıyor. Şş, yapma Mehmet. Tesadüf mü lan bu? Öyle tesadüf mü olur? Ben cevabımı babama verdim. Sana hesap verecek değilim. Hadi ablacığım. Baba ne diyor bu? Sus. Mehmet. Otur şöyle. Baba ne oluyor? Otur dedim. Ben soracağımı sordum, aldım cevabımı. Baba ne diyorsun? Feriha o ikisini de okuldan tanıyor. Anladın mı? Çaresiz hissediyorum ki. Burada oturup onu düşündüğüm için kendime kızıyorum. İnsan dönüp dolaşıp kendine kızıyor zaten. 3 ay. 3 ay. Hayatımın kadınıyla hayatımın aşkını yaşadım. Tanıyamazdın anneyi. Sadece ikimizdik. 0 makyaj. İçi, dışı, 0 makyaj. Boş versene. İyi kötü Hande gerçek. O Feriha koca bir yalan. Gerçekse hangisi gerçek? Yıllarca aşık olduğum, sonunda elini tutabildiğim, bana 3 ay cenneti yaşatan Hande mi gerçek? Yoksa gözlerine baktığımda içinden geçenlerden korktuğum, aklından geçenlerden korktuğum Hande mi gerçek? Hangisi gerçek? Kardeşim o okulda o itle beraber olacak ha? Fena bir tesadüf. Mehmet ne yapalım? Çok fena. Ya şimdi bu herif bizimle burada bu kadar uğraşırken ya okulda da Feriha'ya sarıyorsa? Ya sonuçta eğer Feriha'nın bir şikayeti olsaydı ya sen de duyardın değil mi? Yani bu zamana kadar hiç sesini çıkarmadığına göre o da demek ki bir şekilde idare ediyor. Seher. İdare mi idare, oynak laflar bunlar. Düzgün konuş. Senin de kardeşine gücün yetmedi. Bana mı diş gösteriyorsun Mehmet? Ya tamam kusura bakma. İçim dolmuş işte. Kıyamam ben kocama. Sen yerden göğe kadar haklısın. Yani sonuçta senin kardeşin kanlı bıçaklı olduğun adamla arkadaş. Yani yenilir yutulur şey mi değil mi? Arkadaş değilse eğer. Ona okuldan tanışıklık denir. Ya canım ha arkadaşlık, ha tanışıklık fark etmez işte. Yani insanoğlu çiğ süt emmiş Mehmet. Şimdi senin aklına neler neler gelir.
Ona seni bütün yüzlerini seveceğim demiştim. Sonra geldi. Tek bir yüzüm var dedi. Sev hadi dedi. Seviyorum. Nefret ede de seviyorum. Ben de. Öyle bir kadın ki bencil, acımasız, düşüncesiz. Seviyorum işte. Her şeyini seviyorum. İçindeki kötüyü bile seviyorum. Bile bile. Onu hala sevdiğim için kendimden nefret ediyorum. Feriha çıkamıyor mu odasından? Niye çıkamayacakmış? Yani tabii canım. Ya onun bir kabahati yok ki. Sonuçta kötü bir tesadüf olmuş işte. Ben çıkıyorum. Mehmet, az dışarı gel de seninle bir konuşalım. Çıkabilirsin, tehlike geçti. Bana bak, kaşınıyorsun sen. Ben senin ağzını burnunu dağıtırım ama anneme söz verdim. Hadi gelip kaşısana. Senin dün gördüklerin daha hiçbir şey Feriha. Ben her şeyi bir de Mehmet'e anlatsam ne olur? Senin saçını başını yolarım bak. Bana nasıl davranman gerektiğini öğreneceksin Feriha. İkiniz de öğreneceksiniz. Süper. Gerizekalı. Mehmet, benim emekliliğime bir sene kaldı. Ananızın karnındaydınız biz buraya geldiğimizde. Bunca yıl iyi kötü münasebetimiz oldu bu kapılarla. Anan vurulduğunda bile bu kapılar kucak açtı bize. Gidin demedi. Ya tamam baba, anladım da. Anlasan laf etmezsin. Bu kapıları yüzümüze kapattırma. Bana emekliliğimi yaktırma. Ya baba, yüzümüze kapanmasın derken yüzsüz olmayalım. Bunu bırak da ben düşüneyim. Kız kardeşinle konuşacağımı konuştum. Anlayacağımı anladım. Ya o heriflerle şimdi aynı okulda. Biz burada. Ya ne yapalım? Okuldan mı alalım? Eve mi kapatalım? O mecmuadaki fotoğraflar yüzünden öfkeyle kızı o iblisle nişanladık. Bak başımıza neler geldi. Eski defterleri tekrar tekrar açmanın bir faydası yok. Hadi bakalım. İşimizin başına. Allah kolaylık versin. Feriha. Ömür, vallahi bulaşmam, uğraşamam ya. Feriha, bana bak. Bugüne kadar o evden korkmuşsun, bir şey söylememişsin. Ama bundan sonra en ufak bir laf, bir şey yaparsa bana söyleyeceksin, tamam mı? Otobüsü kaçırıyorum. Şşt.
Al kahve yaptım sana. Sağ ol. Şafak kaç? 3. Evde misin bütün gün? Var. Bak nereye gidersen git. Ama sakın okula gitme, tamam mı? Uzaklaştırman bitene kadar okula adımını atma. Ben kaçtım. Görüşürüz. Cansu'ya beklenmedik teklifinizi ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Bugün mezarlık ziyaretimizden sonra. Sizinle gelmeyecek. Onu biraz tanısaydınız zaten bu teklifi hiç yapmazdınız. Kendi egonuz için acılı bir çocuğun aklını karıştırıyorsunuz. Cansu'nun burada bizimle bir hayatı var. Hayat mı? Acısı yüzünden devam edemediği bir özel okul ve otel mi? İnanın bana, okul konusunda Cansu'ya değişik alternatifler sunacağım. Otelde kurulmuş çok yeni bir ortaklık var. Ortaklık kurulur ve dağılır. Ayrıca Cansu'yla benim öncelikli meselelerimiz değil bunlar. Bildiğim kadarıyla evde bir hisseniz yok ama otelde ufak da olsa bir hisseniz var. Bu da sizi söz sahibi yapmaz. Ama şimdilik idare eder. Ayfer Hanım, kabalaşmaya başladınız. Evde, otelde benim umurumda değil. Çok iyi. Bir an için Cansu'nun gitmemesini, evi ve oteldeki durumunuzu kaybetmekten korktuğunuz için istediğinizi sandım. Ama mesele Cansu'ymuş. Cansu'ya olan bağlılığınız beni çok duygulandırdı. Çıkabiliriz teyze. Siz bize yine eşlik etmeyeceksiniz değil mi Sanem Hanım? Hepimiz acımızı farklı şekillerde yaşıyoruz Ayfer Hanım. Cansu. Sen eve döndüğünde ben burada olacağım canım. Tamam. Of anne. Ya otobüsü kaçırdım işte, evet. Tamam hadi bay bay. Okula mı gidiyorsun? Hı hı. Ne tarafta? Beşiktaş'ta. İyi, yolumun üstü. Ben bırakayım. Yok sağ ol, şimdi ben şey etmeyeyim. Ne, yine bir gören olur falan mı? Yani hem sana zahmet olmasın hem de senin de okulun var. Atla. Hadi atla. Tamam. Merak ettim de. Buradan söyleyebilir misiniz? Dün gece yüzünden Feriha'ya bir şey oldu mu? Yok, olmadı. Babası da Mehmet de sanıyor ki siz okuldan tanıştınız. O kadar yani. Oldu, iyi günler. Oğlum bir dakika. Bizim gelin için yani şey için, yüzük için ben özür dilerim. Yani gelin adına. Gerek yok. Feriha geri almak istedi ama kız vermedi de yani Feriha'nın bir kabahati yok, sana verecekti. Yüzük önemli değil. Akşam sen konuştun yani, iyiydi. Hı hı. Azıcık konuştuk. Biraz anlattı işte. Ama bir şey yapmamışlar. Bir şey yapmamışlar? Yani dayımlar işte.
öyle görmüşler ve doğrusu odur sanıyorlar. Başka bir dünyadan bahsediyorsun sanki. Nedenmiş? Sen okumuyor musun gazetelerde? Üniversite mezunları da karısını kızını dövüyorlar her bu memlekette. Yani bir tek bizimkiler mi sanıyorsun? Yanlış anladın. Yani ben herhalde kendi çevremden düşündüğüm için. Gülsüm. Özür dilerim. Neden? Ya işte bugün o sarı kız anne. Yani biraz garip davrandı, tuhaf davrandı. Seninle ilgili değil. Yani aslında bana kızmıştı ama sana patladı. Boş ver yani. Ben üzülmedim ki zaten. Unuttum gitti. Geldik. Yasin'in de okulundan ettim. Yok. Bir şey olmaz. Tamam ben ineyim o zaman. Tamam. Ah Kemal tabii yani. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? Hayırdır? Kusura bakma geçen gün sana patladım. Önemli değil. Bak benim bu okulda bir tane arkadaşım vardı Günce. O da bu sene yurt dışında. Ben de yalnızım yani. Hiç de öyle görünmüyorsun. Nasıl görünüyorum? Popülerliğini kaybetmiş gibi görünüyorsun. Hani öyledir ya okulun popüler çocuğuyla çıkarsın sen de gözde olursun. Ama sonra şutlanırsın kimse yüzüne bakmaz. Ama senin durumun biraz daha farklı galiba. Yani hala dedikoduların malzemesisin de. Sen bana sinir mi oluyorsun yoksa muhabbet etmek mi istiyorsun? İkisi de. Sen? Ben de. İkisi de yani. Ya ben ne yaptım sana? Niye sinir oluyorsun? Uzun hikaye. Bir gün sinir olmazsam anlatırım. İyi dersler. Görüşürüz. Emir. Hocam. Günleri karıştırmıyorsam hala uzaklaştırmalısın. Arkadaşlara bakmaya geldim de. Okulu hiç de karıştırdın galiba. Ne zamandır okulda arkadaşa bakıp çıkacağım kuralı geçiyor. Hadi. Cezan bitene kadar seni okulda görmek istemiyorum. Son senen. Başını derde sokma. Neredesin ya? Uyanamadım ya. Ekonomiye yetişeceğim. Sen bana bir kahve alsana. 10 dakikaya orada olurum. Tamam. Ya da dur dur. Ben biraz geçeceğim. Alma kahve. Yakaladım seni Aysun abla. Ah. Bu ne tesadüf anne? Manikür lütfen. Karşılaşmasaydık zaten seni arayacaktım. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Gerçekten büyük bir rezaletin kıyısından dönmüşsünüz. Düşünebiliyor musun? Yalancı kapıcı kızı. Gelinim bile olabilirdi. Hala şoktasın sanırım. Yani çok sessizsin de. Gerçekleşmemiş. Ve asla gerçekleşmeyecek olan bir durumla ilgili konuşmaya bile gerek duymuyorum. Haklısın. Ama o kadar büyük hayal kırıklığı yaşadık ki konuşmamak elde değil. Düşünebiliyor musun? Ya ben bile Feriha'nın annesiyle tanıştım. Hatta annesinin babasına evlilik yıl dönümlerini bile kutlamıştım. Nerede bil bakalım. Feriha'ların otelinde. İşte hayat bu kadar tuhaf. Emir şimdi Ünal abi sayesinde o otelin ortağı olacak.
O otelin sahibi Haldun Bey öldü Hande. Böyle bir ortaklığın gerçekleşeceğini hiç zannetmiyorum. İşte tuhaf olan da bu. Kadının kocası öldü. Ve Emir şimdi o sahte anneyle o otelin ortağı olacak. Sen o kadını tanıyor musun? Çok değil. Ama onu çok iyi tanıyan birini biliyorum. Modacı Tülnata Bey. Belki duymuşsundur. Annemin çok yakın arkadaşı. Yani kız da benim arkadaşım. Yalancı anneyle aynı apartmanda oturuyorlar. Hatta bayağı da samimiler. Alo. Okuldan erken çıktım. Spora geldim anne. Arı istersen kontrol et. Gerçekten erken çıktım. Hadi görüşürüz. Öptüm. Yine karşılaştık. Butikte üyelik kartımı ezberlediğini fark etmiştim. Şaşırmadım yani. Hadi ya. Bence biraz daha zorla. Özgün bir şeyler çıkarabilirsin. Sen neden bu kadar tersin? Sen neden bu kadar klasiksin? Klasik? Klasik. Zıtlaşarak, inatlaşarak kız savlayabileceğine inanan romantik komedi erkekleri gibi. Ezberlenmiş numaralar, sıfır yaratıcılık. Lara, sen kime kızgınsın? Kim kırdı senin kalbini? Eski erkek arkadaşın mı, yoksa baban mı? Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Psikolog musun be? Şu ikisini Sanam Hanım'ın evine gönderin. Kendileri incelesin. Tamam efendim. En sevdiğim eski karım. Formundasın. Her zaman. Seninle yaptığımız en son konuşmamızdan sonra seni bu kadar keyifli bulmak ne kadar hoş. Enerjimi düşürmeye mi çalışıyorsun Aysun? Şatonda mısın? Tahtımdayım. Peki. Bekle beni, yanına geliyorum. Tamam, bekliyorum. Daha iyisin değil mi yavrum? Ha? Senin için ne yapacağımı şaşırdım. Bilmem. Bomboş hissediyorum kendim. Teyzeciğim, sen yukarı çık. Benim bir arkadaşım geldi, onunla konuşmak istiyorum biraz. Tamam, ama çok geç kalma. Tamam mı? Seninle konuşacaklarım var. Tamam, merak etme. Ne haber, nasılsın? Ya saçma oldu. Böyle zamanlarda ne söyleyeceğini bilmek zor. Sağ ol. Buna ihtiyacım vardı. Yani... Acımı paylaşıyormuş gibi yapmayan birine. Teşekkür ederim Emir. Cenaze gecesi gelmişsin. Kendimde değildim, kusura bakma. Feriha'yı görünce kendimden geçmişim. Ya onca yalanın üstüne hala cenazeye evime geliyor ya. Resmen tahrik ediyor beni, farkındayım. Babamın acısını bile kullanıyor. Feriha işte. Aklı hep kurnazlığa, kötülüğe çalışıyor. Babanı tanıyordu. Bence gerçekten üzülmüştür. Emir. Bunu bana nasıl söylersin ya? Feriha'yı nasıl savunursun? Savunmuyorum. Sadece fikrimi söyledim. Sen şu Feriha'ya bak ya. Nasıl da boyundan büyük işlere kalkışmış.
Levent Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yani kusura bakmayın, dün delirmiş gibi davrandım. Seni delirttiğim için üzgünüm. Lütfen tamamen açık konuşabilir miyiz? Neden buradasınız? Yeterince açık olmamı istiyor musun? Evet. Senin için. Hoş geldin. Ne içersin? Fazla kalmayacağım. Can'ın hazırlık maçına gideceğim. Sen ve hazırlık maçı. Hatırladığım kadarıyla anneler veli toplantısına, babalar maçlara giderdi. Doğru. Tüm okul hayatı boyunca oğlunun sadece maçlarına gidip başka hiçbir sorumluluğunu üzerine almayan bir baba için çok doğru hatırlıyorsun Ünal. Ben hiç değilse oğlumun maçlarını kaçırmamışım. Anladığım kadarıyla şimdiki kocan onları bile yakalayamamış. Her neyse. Ben buraya kocamla aramdaki sorunları konuşmak için gelmedim. Yani sorunlarımız var diyorsun. Haldun Bey öldükten sonra ortaklıktan vazgeçeceğini düşünmüştüm. Ne zamandır iş hayatımla ilgileniyorsun Aysun? O kadınla ortak olman hayatında yapabileceğin en büyük hatalardan biri Ünal. Senin bir desteğe ihtiyacım vardı. Benim de öyle uğraşacak gerçek bir şeylere. Yıllardır yüzünü görmediğim diplomalarım aklıma geldi. Şimdi de buradayım. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Neyi? Böyle aklınıza geleni. Hiç düşünmeden pat diye. Yani yapacağın şeyden eminsen. Düşünmek sadece seni ondan uzaklaştırır. Levent Bey, neden buradasınız? Bir nevi kılavuzluk. Farkında mısınız? Benim için yaptığınız her şey benim hayatımı daha çok zorlaştırıyor. Bak. Eğer gerçekten böyle hissediyorsan şu an burayı bırakabilirim. Gelirken sormadınız, giderken mi soruyorsunuz? Net bir cevap. Gitmemi istiyor musun? Ben hiçbir soruma net bir cevap alamadım. Şimdi de ben cevap vermiyorum. Kendiniz karar verin. Neler oluyor size Aysun? Bir tarafta oğlum, bir tarafta sen. Sanem Hanım'la alıp veremediğiniz nedir? Ah. Emir'le konuşmuşsunuz. Çok sevindim. En azından artık ortak bir sorunumuz olduğunun farkındasın. Aysun ben ciddiyim. Bak. O kadınla ilgili Emir'le konuşmalısın. Oğlunla konuş. Ve lütfen bu sefer onu gerçekten dinle. Ben gidiyorum. Ay doğru söylüyorsun valla. Benim de içimi sıkıyor bu ev, kasvetli. İyi tamam. Şöyle havalar güzelken. Geleyim de bir beraber çay içelim, bir güzel sohbet edelim. Hı? Tamam, sen bekle beni orada, geliyorum. Öptüm alacığım. Ben çıkıyorum. Dönüşte halamla geleceğiz. Sen de gezmeye pek bir meraklısın. Öğlen alışveriş, sonra çay. Kocam sağ olsun. Ay Ömer'cim hoş geldin. Ömer hoş geldin ablacığım. Gel yemeğin hazır hadi. Ben Furkan'a gideceğim. Bilgisayar oyunu oynayacağım Gülsüm abla.
Ha, peki şey yengemin haberi var mı? İzin aldın mı? Aldım. Tamam. Hadi. Hadi üstünü değiştir. Bu sefer fazla abarttım gerçekten. Sana patlattım. Özür diliyorsun yani. Sayılır. Bu saatte boş taksi zor. Bilsene. Hiç niyetim yok desem. Kezban mısın? Alt tarafı evine bırakacağım desem. En azından Şirine'den daha iyiydi. Ayrıca Kezban güzel bir isim. Gel Medya'cığım gel. Bak komşum. Bunca yıldır komşuyuz. Çocuklar birbirimizin evlerine giriveriyor, çıkıveriyor. Aha da senin bu oğlan var ya, hırsızlık yaptı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Arkadaşının oyuncağını mı aldın izinsiz? Ne yaptın? Ayıp. Ne oyuncağı Zehra Hanım, ne oyuncağı? Benim oğlanın cep telefonu vardı yeni. Senin Ömer indirmiş cebe de gidiveriyor. Ya öyle bir şey yapmaz. Oğlum desene ben yapmadım desene. Söylesene Ömer. Vallahi kusura kalma Zehra Hanım. Oğluna sahip çık. Bundan sonra bir daha bana gönderme. Ömer. Ne yaptın sen? Bana bak. Ne yaptın sen? Nasıl yaparsın böyle? Nasıl izinsiz alırsın Ömer? Geri aldılar işte. Annene bağırıyorsun. Nasıl geri aldılar oğlum ya? Ayıp oğlum. Hırsızlık bu. Ne var? Abim de yapıyor. Abin hırsızlık yapmıyor. Hırsızlık ayıp. Ya oğlum sen niye böyle yaptın? Sen beni üzmezdin Ömer. Abimle ablam seni üzmüyor ama herkes birbirini üzmüyor mu? Sen beni üzmeyeceksin. Anladın mı? Sen beni üzmeyeceksin. Ya sen bana anlat annem. Niye bunu yapıyorsun sen? Neden yaptın oğlum ya? Ben yoktu. Onda vardı. Ondan çaldım. Zehra abla vallahi yeni duydum aklım çıktı ha. Zehra. Ne yapmış bu kara kaçak? Yok hala bir şey yapmamış ya. Şimdi seni alayım ayağımın altına ben. Ay, ha? Yok yok halası ya ben konuştum onunla abla. Sen de renkli bir sima kazandı Feriha. Ne mutlu size. Sen mutlu olmadın mı? Her iki tane de. Neden kızıyorsun? Gerçekten sana teşekkür etmek istedim. Hareketi severim biliyorsun. Okulda boynu bükük kapıcı kızın hikayesi çabuk bitti. Ama her zamanki gibi sen hayatımıza hareket getirdin. Ne saçmalıyorsun diye düşünmek bile istemiyorum artık. İzlemek gerçekten keyifli olacak Feriha. Kaptan teknede yalanlarını saklıyordu. Bakalım okulda senin için neler yapacak. Hayırdır bir sorun mu var? Yok. Öğretmencilik oynamayı bayağı sevmişsin kaptan. Ben her rolümü severek oynarım Hande. Öyle mi? Aynen. Gelmiyor musun anne? Sen yine akıl hocamızla tanışmadın mı Koray? Ha, belki gözün bir yerden ısırıyordur. Selam.
Bir kere tanıştığım biriyle bir daha tanışmak gibi bir adetim yok. Her seferinde başka bir adam olsa. Burada olmasının bir sebebi olmalı. İlgilenmiyorum Hande. Firyan'ın yalanlarını o kadınla olan ilişkisini saklamak için koruduysa... o zaman burada ne işi var? Günün konusu buysa ben seni eve bırakayım Hande. Pardon. Seninle geleceğimi sanıyorsun herhalde. Firyanlılı kızının yanında yaptığın şovdan sonra... bence gönlümü nasıl alacaksa onu düşün. Başını kaldırmayacaksın defterinde. Gelip bakacağım bütün ödevlerine. Kontrol edeceğim. Ya anne babamı söylemeyeceksin değil mi? Net. Orası benim bileceğim. Eskiden çocuk büyüğü dert birdirlerdi. Vallahi şimdi küçüğü büyüğünü aratmıyor ha. Öyle zor. Yani ben çocuklarımı köyümün temiz torpanda büyüttüm. Vallahi konu komşu iyi kötü hepimiz birbirimize tanırdık. Çocuk okulda da olsa, gezmeye de gitmiş olsa gözümüz arkada kalmazdı. Gönlümüz rahat olurdu köyde. Köy yerinde çocuğu koruyup kollamak kolay tabii Hatice abla. He ben de onu diyorum zaten. Böyle bazıları gibi İstanbul'da doğuyor diye çocuğun İstanbul'u zannediyor. Çıktığı yeri inkar ediyor. Ama böyle kötülükle şerle karşılaştı mı da koyunun kıymetini anlayıverir. He tabii öyle. Şimdi bu çocuk köyde mayalanmış olsaydı böyle mi olurdu? Haklısın seni tabii. Aman hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Zehra bak kimler geldi. Geldim abla geldim. Hacer Hanım kalıcı mı geldiniz? Ah Hatice Hanımcığım sormayın. Feleğin sillesini yedik. Bir köşeye sığışmaya geldik işte. Ya burada sığışacak yer mi var? Nereye sığışacaksınız? Kız. Ah çok zordur çok. Yani ben öz abimin yanına gelmiş olmama rağmen çok gariplendim vaktiyle yani. Ya vallahi yaramıza tuz bastınız Hatice halacığım. Ya çok zor kızım çok zor çok zor. Kolay var Hatice ablacığım. Siz de kapıcı dairesinde iki kişisiniz. Almanya'ya gidene kadar Hacer Hanımlar misafir et bari. Garip yani ikisi de. Ay ne iyi düşündün ablacığım sen onu öyle. Kızala bizim niye aklımıza gelmedi? Yani sonuçta siz de koca evde. Ana kız bir başınıza. Ha? Bak yoldaş olursun hem. Ya çok büyük. Büyük evimiz tabii canım. Bence de. Hoş geldin. Viski. Bu daveti neye borçluyuz? Seninle baba oğul olarak konuşamadığımıza göre iki iş adamı olarak konuşmak istedim. Seni dinliyorum. Sanam Hanım'la ilgili sorunun nedir? Baba bunu ortaklık olduktan sonra mı soruyorsun? Seni daha önce ciddiye almadım çünkü son zamanlardaki davranışların hiç de ciddiye alınacak türden değildi. Ama şimdi seni gerçekten dinlemek istiyorum ve bunu çok merak ediyorum. Bu ortaklığı neden istemedin? Hala istemiyorum ama ortaklık devam ediyor. Ortaklığın devam etmemesi için geçerli bir sebebin varsa bunu hemen söyle. Ya da bu konuyu bir daha açmamak üzere lütfen kapat. Kadın bir yalancı. Onunla ilk tanıştığımda Feriha'nın annesi zannediyordum. Oyun oynadı baba. Yalan söyledi. Bu delilik, bu saçmalık ya. Kocasını aldatıyordu. Feriha'nın ilişkisini biliyordu. O yüzden yalan söylemek zorunda kalıyordu. İşte ortağımız bu kadar güvenilir bir kadın. Yani bu oyunu devam ettirmesi için hayati bir sebebi vardı, öyle mi? Baba, kadın kocasını aldatıyordu diyorum ya. Bu beni ilgilendirmez ki.
kadının özel hayatı. Beni asıl ilgilendiren onun iş hayatı. Vallahi harikasın baba ya. Kocasını aldatan bir kadınla nasıl ortaklık yapabileceğimizi düşünüyorsun? Pardon ya. Aldatmak. Sanem Hanım'la ortak noktanız. Bu ortaklık çok uyumlu olacak. Annenin zoruyla geldin değil mi? Ya hayır. Tamam biraz kaçtım ama çok üzgünüm Cansu. İnan bana babanın ölümü bana o kadar tuhaf şeyler hissettiriyor ki. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ve bu durum çok rahatsız edici. Rahat ol ya. Ne söylersen söyle etkilemeyecek zaten. Biliyorum. Ama insan yine de kilitleniyor işte. Bir şeyler söylemek zorunda hissediyor kendini. Evden hiç çıkmadın mı? Mezarlığa gittim. Cansu, biliyorum çok klasik olacak ama hayata dönmen lazım. Okula dönmen lazım. Doğru söylüyorsun. Babam da öyle isterdi herhalde. Emin ol isterdi. Teyzem onunla birlikte Kanada'ya gitmemi istedi. Gidecek misin peki? Hayır canım. Yani bir an bile düşünmeden hayır dedim ben. Babamın hatıralarını bırakamam. Buradaki hayatımı bırakamam ben. Ne istiyorsun? Şu okul meselesini bir konuşalım. Konuş. Doğru söyle. Okulda Feriha'yı sıkıştırıyor musun? Adam gibi söyle. Borç diye, para diye, ikizin hırsız diye. Sıkıştırıyor musun kızı? Çık dışarı. Adam gibi konuşacakmış. Adam mısın lan sen? Yok, adam değilim. Adam olsan senin gibi birinden borç yapmazdım. Bankalar kredi verirdi, bir ayda öderdim borcumu. Ama adam değilim ya, ödeyemiyorum. Çaldırdım ya anne. Bıraktım tabii. Girdi sınıfına yani değil mi? Gözünde gördün değil mi? Girdi anne, girdi. Hadi çalışmam lazım. Hadi görüşürüz. Ay canım. İstediğin zaman fikrini değiştirebilirsin. Biliyorsun değil mi? Bir telefon yeter. Ben iyi olacağım teyze. Burada anneme babama yakın olacağım. Ah seni görmek için daha fazla vakit ayıracağım. Canım benim. Ah gözlüğümü yukarıda unutmuşum. Aa dur ben getiririm şimdi. İçime sinmese de yeğenim size emanet. Yeğeniniz onu tanıdığım günden beri bana emanet Ayfer Hanım. Uzakta olsam da buradaki hayatı gözleyeceğimden emin olabilirsiniz. Maddi manevi Cansu'nun çıkarlarını koruyacağım. Al teyzeciğim. Hoş geldin. Aa, hoş geldin Tülin abla. Gidiyor musunuz? Evet. İyi yolculuklar. Teşekkürler.
Hadi teyzeciğim. Hadi ah. Bir şey daha konuşmamız gerekiyor. Şu bir yardımcı almayı düşünüyordunuz ya, onu ihmal etmeyin. Özellikle de mutfak işlerinden anlayan biri olsun. En azından yeğenimin boğazından ev yemeğe geçtiğinden emin olarak gitmek istiyorum. Gelsene. Zor kadın, zor. Kabus. Bak iki dakikada yine yaptı sevimsizliğini. Ev yemeğiymiş. Yalnız yardımcı konusunda haklısın hem. En azından bir ahçı tutsan. Bana mı diyorsun? Yıllarca söyledim Haldun'a. Gereksiz buldu. Zehra'yı bile haftada 2-3 kez alabiliyorduk. Herkesin evinde yatılı yardımcı varken biz temizlikçiyle yetinmek zorunda kaldık. Haldun'un tarzı buydu işte. Çalışmıyorsun, evdesin, kendin yap. Bu aralar bunlarla ilgilenecek durumda değilim gerçekten. Sen benim için birini bulur musun Tülin? Özellikle yemek yapması için. Yani bunlara harcayacak ne enerjim ne de zamanım var. Tamam. Ben bir araştırayım bakayım. Kolay gelsin Seher Hanım. Eline de pek yakışmış. Maşallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Zehra yok mu? Aa yok, işi var. Öyle mi? Şey, Sanem'in yardıma çok ihtiyacı var ama öncelikle ahçıya. Benden de yardım istedi. Onlar biliyorsun bugünlerde çok zor durumdalar ve bunlarla uğraşacak hiç vakitleri yok. Ben de birkaç arkadaşıma haber verdim. Zehra'ya da onu söyleyecektim. En azından birkaç günü kurtarmak için. Bu Sanem Hanım hani eşi yeni vefat eden bayan değil mi? Evet, evet. Ben Seher bu arada. Gelinleriyim. Çok memnun oldum. Tebrik ederim bu arada. Teşekkür ederim. Ha bu arada ben boştayım. Hem çok da güzel yemek yaparım. Öyle mi? Salim çok sevinecek o zaman. İstersen sen başla. Ondan sonra detayları kendi aranızda anlaşırsanız konuşursunuz. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Ben kolay gelsin de. Ömer. Ömer. Polis yok mu polis? Polis yok mu burada? Polis çağırın. Bu ne bu? Büyük gün cuma ha? Güzel. Peki teşekkür ederim. Ne diyor? Olup bitecek mi aman? İkinci celse cumaya. Anlaşmalı boşanma olmadığı için kesin bir şey söylemiyor. Önümüzdeki haftaya kadar bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmayacağız, tamam mı?
Hadi sen eve git artık. Gel bir öpücük ver. Hadi. Görüşürüz anne. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Ben Tülin Atabey'e bakmıştım. Buyurun benim. Adınızı Hande Gezgin'den aldım. Aa, evet. Bahsetmişti sizden, geleceğinizden. Sanırım özel bir davetiniz var. Evet. Son çalışmalarımızı görmek ister misiniz? Görmek isterim ama size bir soru sormak istiyorum Tülin Hanım. Biraz tuhaf bulabilirsiniz. Buyurun. Siz Aksoy apartmanında oturuyorsunuz değil mi? Evet. Benim oğlum da apartmanınıza yeni taşındı. Siz Emir Sarrafoğlu'nun annesisiniz. Uzaktan tanıyorum. Kızımla tanışıyorlar. Kızınızın adı Cansu mu? Hayır, Lara. Cansu da bizim apartmanda oturuyor. O da çok yakın bir arkadaşımın kızı. Evet. Cansu'yu duymuştum. Yakın zamanda babasını kaybetti sanırım. Maalesef. Henüz çok gençti. Zamansız bir kayıptı. Hepimiz çok sarsıldık. Anlıyorum. Nasıl yapalım? Ben diktirmeye karar verdim. Sizden ricam bir prova programı çıkartın lütfen. Ben de böylece sık sık yanınıza uğrarım. Hem anlaşılan çok fazla ortak tanıdığımız var. Sizinle görüşmek benim için büyük bir keyif olacak. Ben senin çalışmanı istemiyorum Seher. Ya Mehmet sen beni tanıdığında ben zaten çalışıyordum. Bundan sonra da illaki çalışacağım. Ya hem bundan rahat iş mi olur? Bak apartmanda iş buldum. Ya bineceğim asansöre, çıkacağım yukarı, işe gittim. Ya sen bilmiyorsun, o yukarıdaki Sanam Hanım var ya, burnu havadadır onun. Ya çıkar ters bir laf söyler sana. Ya aşk olsun, ben kendime ters laf ettirir miyim? Hı? Hem gör bak, ben kendimi sevdireceğim. Hem ne olacak? Yani eğer olmazsa da denedim, olmadı derim. Babam arıyor. Efendim baba? Ne? Karakolda mısınız? İnanmıyorum ya. Nasıl yapar böyle bir şey? Heh. Ömer. Ver ablacığım, ver. Anne ne olmuş? Konuşacak hal mi kaldı kızım? Küçücük çocuğa okul önlerinde uyuşturucu sattırmaya kalkıyorlar ya. Vay, vay başımıza gelenler. Ah nereden geldik buraya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Hatice? Annem. Ay ben biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Kusura bakmayın. Of Allah'ım of yarabbim. Of. Anne dur dur. Anne. Ah Feriha. Gördün mü? Havalı gülle içinde çocuğumun hayatını mahvetmişim ya. Ne haksızlık etme kendine. Ah yavrum yaralar açılmıştı ve merhemini sürememişim ya. Hangi birimize yetişeceksin anne? Bizi suçlu. Mehmet'le beni oyaladık sen. Canım benim ya, içini çeke çeke uyudu. Ne bileyim, hiçbir şeyden haberim yoktu, ilaç sandım diyor. Oturma oturma, bak millet uyumak için bizi bekliyor. Ben sizi geçireyim. Ne? Kusura bakma, öyle içim yanınca birden bir ağzımdan çıkıverdi, affedersin. Hadi Mehmetciğim, iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Şu benim ayakkabıları da alıver kızım.
çıkarıyor, alıyor herhalde şunları hem bunlar. Eriniyor, anasının şeyini almaya eriniyor. Yere eğilemedi. Ailecek beni suçluyorsunuz ama. Kadının yanında konuşuyorsun ama ya. Kızım ben sizin iyiliğinize konuşuyorum. Allah Allah, tohum toprağına göre, yerine göre yetişir eğilir kızım. Bak bu çocuk bütün yaz köyde koştu oynadı. Yasinlere emanet ettik gelirken orada da hiçbir şikayet olmadı. Yaramazlık falan yapmadı. Ha burayla ilgili yani. Kızım bak. Yani abisi kötü örnek olmuyor mu Mehmet? Karakollara düştü. İstanbul büyük şehir. Yani kimin kim olduğu belli değil. O bakımdan diyorum ben. Yani ne kime güveneceğim? Gözlerim mi doldu senin? Anne ağlıyor musun? Yok. Bilir misin? Ben bu şehre geldiğimde en çok memlekete geri dönmekten korktum. Topraklarıma. Ama şimdi bu şehirden korkuyorum. Gerçi bu şehrin de kabahati yok da. Kabahatin çoğu bizim. Babanın öfkeleri. Benim öfkelerim. İstekler. Oy 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 oy. Köye mi dönsem diyorum. Ne köy anne? Köye dönsem diyorum, ben bu Ömer'le nasıl baş edeceğim? Ben ne yapacağım bu Ömer'e bilmiyorum ki. Düşünüyorum şu içerideki kadın buradayken. Ben seni, babanı, Mehmet'i nasıl bırakacağım? Nasıl bırakacağım bilmiyorum. Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Bu daha uyanmaz. Ne yapacağız Esenre? Ömer artık o okula dönemez. Nerede, hangi okula götürüp de yazdıracağız bu çocuğu? Kavgamızla, gürültümüzle. El kadar çocuğun çocukluğunu yemişiz, haberimiz yok. Ne yapacağız be Zehra? Ha? Köye gideceğim. Ne? Ömer'i alıp köye gideceğim ben.
gideceğim mi? Yani bir emekli maaşım yanmasın diye ayrı gayrı mı yaşayacağız? Duymamış olayım. Madem döneceğiz, hep birlikte döneceğiz. Olur mu Rıza öyle? Olur mu? Kızın okulu var, Mehmet var, karısı var, ablamlar var, borç var, harç var. Nasıl hepimiz gideceğiz? Birimizin burada kalması lazım. Yok yok. Ben bir başınıza sizi bırakamam. Olacak iş mi canım? Sonra sen olmadan, Ömer olmadan nasıl kalırım buralarda? Rıza, Ömer bizim son fidanımız. Yine kavganın gürültünün içine karışacak çocuk. Fark edemeyeceğiz hayatla cebelleşirken. Ben artık oğlumu kadere bırakamam. Ben sensiz ne yaparım be Zehra? Rıza, bana söz ver. Yemin et. Oğlumun kızımın arkasında duracağım her ne olursa olsun de. Kızıma bir daha elimi kaldırmayacağım de. Hadi yemin et. Bak. Bir sene daha sabredelim. Sonra hep birlikte döneriz ha. Olmaz Rıza. Olmaz, bir senede hayat oğlumuzu yer, bitirir, fark edemeyiz. Hay Allah'ım, ben çıkıp bir daha hava alayım gelim. Ben çıkıyorum. Mezarlığa mı gidiyorsun? Ben henüz hazır değilim biliyorsun. Sana taksi çağırayım mı? Gerek yok, ben çağırdım. Seninle gelmemi ister misin? Ben arabada beklerim. Ya benimle ilgileniyormuş gibi görünmene gerek yok. Bana acımana da sahte ilgine de ihtiyacım yok çünkü. Artık senin üst katı yengene açacaksın Mevlüt. Açarsınız tabii, açarsınız. Ablan açtırmadı o terbiyesiz karın, yengene açarsınız. Ben bugün yarın gelip yerleştireceğim. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi eyvallah. Laf mı bu şimdi Hatice? Ne kadar zor durumda kaldığımızı görmez bilmez gibi hala söylenip duruyorsun ya. Abi bak, ben oradayken açmadı bana evini. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Ben yarına bilet alıp geliyorum. Thank you.
Zehra, ben sana veda etmeye geldim. Babamı topraklarına götüreceğim. Sonra kendi hayatıma devam edeceğim. Ben de topraklarıma geri dönüyorum. Merak etme. Her gün babana gideceğim. Anlatacağım ona. Onsuz geçen 32 yıl. Mutsuzluklarımı, mutluluklarımı, çocuklarımı anlatacağım. Merak etme. Seni tanımak çok güzeldi Zehra. O hep duyduğum Zehra'yı. Gömek. Nasıl güldüğünü gömek. Gözlerini gömek. Nasıl baktığını gömek. Çok güzeldi. Bak vallahi ciğerim sızlıyor yavrum. Annen gittiyse halam var burada. Koy dediğin nedir? Otobüse bindim varın koya. Hadi yavrum. Hadi gülüm benim. Hadi canım. Ay içim şişti ya. Ben halama gidiyorum. Thank you.
Hayvan benim evim benim. Saraylara değişmem de. Ne yapayım işte, başka çarem yok. Bunca yıl ailemi korudun, gözettin. Benden sonra da koru, gözet ailemi. Anne. Hı? Kiminle konuşuyorsun? Evimle konuşuyorum. Oy anasın oğlu, aslan oğlu benim. Yapma kız, yapma, yapma annem. Yapma annem, kardeşsiniz siz. Artık birbirinize emanetsiniz. Kavga etseniz de, dövüşseniz de yine birbirinize dönüp sarılacaksınız, oldu mu? Vallahi biz ne güne duruyoruz burada? Aman canım, Zeynep ablanın yerini kimse tutamaz ki Hatice abla. Feriha. Bu küpeler anneannenin de anneciğim. Bunlar anneannenindi, şimdi senin. Söyleyeceğim, merak etme. Herkese söylerim. Hadi. Selam edeyim mi herkese? Ederim abla.